Sinemanya Türken özel bölümüyle karşınızda. Ömür Gedik soruyor, ünlü oyuncu Ragıp Savaş o hassas dönemden bahsediyor. Ben de annemi bu hastalıktan kaybettim, kanserden, ve çok kötü bir 8 ay geçirdik. Sete girdin, Rüçhan ablayı gördüm arkadan, yani alt kattan eve çıktım. Gördüğüm zaman zaten o kadar kötü oldum ki, yani annemin, çünkü kemoterapi seansı alan hastaların hepsi bir süre sonra birbirine benzemeye başlıyorlar. Biliyorum, çünkü benim de eski eşimi, çok sevdiğim annem artık dediğim. Öyle mi? Kanserden kaybettik ve aynı süreçleri yaşadım. Üzücü hakikaten. Yani o filmle ilgili bazı kırıldığım noktalar oldu benim. Onu da Özcan'la biz konuştuk ama. Sonrasını hallettim. Yani konuştuk. Yani o da fikirlerini söyledi. Ben de fikirlerimi söyledim. Ama yani benim öyle bir küslüğüm ya da darılmam ya da birisinin arkasından konuşmam gibi şeylerim söz konusu değil zaten. En iyi arkadaşım evleniyor filmine karmaşık bir alternatif geliyor. I love Rachel because she went to NYU Law and met my future husband. Çağan Irmak'ın yeni projesinden ilk detaylar. Bu hikayenin çocukluğumdan beri bana anlatılmış dünyanın ve anneannemin anlattığı bütün masalların bir toplama olduğunu fark ettim. Karayip korsanlarının hiçbir yerde görmediğiniz kamera arkası görüntüleri geliyor. The ship is on. Ömür Gedik'i hangi ünlü oyuncularla aynı klipte göreceğiz? Dedik orada kal, portakal. Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bir şey var. Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Mendillerinizi hazırlayın. Çünkü Yeşilçam'ın yaprakları köşesinde ağlatan Türk filmleri var. Dünya sizin sövmeyen acılarım. Çocuğuyum ben acılar. Sinemanın gölgesi Sinemanya, Ömür Gedik ve Ragıp Savaş sohbetiyle başlıyor. Sinemanya'dan herkese merhaba. Bu hafta Türkan filminin başrollerinden Ragıp Savaş'la birlikteyiz. Ragıp, hoş geldin programımıza. Az önce konuşuyorduk. Önce birazcık Nuri Bilge Ceylan'ın aldığı ödülden bahsedelim ya. İstersen Türkan'a geçmeden önce. Bir zamanlar Anadolu'da büyük jüri ödülünü aldı Kan'da. Çok sevindik hepimiz. Hatta bir şampiyonluğuna da denk geldi Fenerbahçe'nin, ama sanırım şampiyonluk kadar konuşuldu. Kesinlikle, yani en azından bizim camiada çok büyük bir sükse yaptı. Çok tebrik ediyorum. Gerçekten şu anda Türkiye'nin bu durumunda, bu kaotik durumunda bizim yüzümüzü güldürdü. Sağ olsun. Devamını diliyoruz tabii. Evet. Nuri Bilge Ceylan'dan. Filmi de çok merak ediyorum. Sadece benim annemi olmanı istediğim zamanlarda bile elimden almalarına izin verdim seni. Seni ölümle paylaşmak istemiyorum. Sen seni benim gözümle bir görsen, bir de onlarınkine baksan var ya. Hayat, sana teşekkür ederim. Tekrar tekrar bana güzel işler yapma gücü verdiğin için. Evet, bir zamanlar Anadolu'dan gelelim Türkan'a. Diyor ki hayat, sana teşekkür ederim, bana güzel işler yapma gücü verdiğin için. Çok güzel bir cümle gerçekten. Evet, çok. Ve çok da güzel bir film, çok etkileyici bir film, çok duygulu bir film. Çok. Ağlatan bir film. Nasıl dahil oldun bu projeye, nasıl çektiniz, nasıl bir süreçti? Senaryo geldiğinde, senaryoyu okuduktan sonra tabii, hani senaryo bittiğinde böyle gözyaşlarım kurumuş haliydi. Çünkü ben de annemi bu hastalıktan kaybettim, kanserden, ve çok kötü bir 8 ay geçirdik. Oradaki hem kanser hastası olması annemin, hem de orada bir beyaz papatya şeyi var. Türkan Saylan beyaz papatyaya çok düşkün. Annem de öyleydi ve benden vasiyeti dedi ki, yani ben öldüğüm zaman öldük. Çünkü durumunun çok farkındaydı ve sağlıkla ilgili şeyleri çok iyi bilen bir insandı annem. Beyaz papatya istedi. İşte onun tabutunun üzerinde böyle bembeyaz papatyalarla falan uğurladık annem. Dolayısıyla çok birçok şey bütünleşti senaryoda. Ondan sonra sete gittiğimde sete girdim. Mesela annemin saçlarını da ben kestim kemoterapi seansından önce. Çünkü yani neler olacağını bildiğim için dedim ki, hadi gel keselim, onların dökülmesine izin vermeyelim. Biz keselim bakalım, yakışacak mı sana falan gibi. Böyle işte o espriyle karışık, buruk şeyler yaşanır ya hep hastalarda. Sete girdim. Rüçhan ablayı gördüm arkadan. Yani alt kattan eve çıktım. Gördüğüm zaman zaten o kadar kötü oldum ki, yani
annemin, çünkü kemoterapi seansı alan hastaların hepsi bir süre sonra birbirine benzemeye başlıyorlar. Biliyorum, çünkü benim de eski eşimi çok sevdiğim annem artık dediğim. Öyle mi? Biz de kanserden kaybettik ve aynı süreçleri yaşadım. Üzücü hakikaten. Dolayısıyla bunu tabii hani kimseyi üzmek için anlatmıyorum ama yani o hani nasıl içine girdik, nasıl şey yaptı biraz geçmek için söyledim. Çünkü çok yaşanıyor bu hastalık son dönemlerde maalesef. Herkesin neredeyse ailesinde var. Onu gördüğümde de çok kötü oldum ve bütün film boyunca Rüçhan abla çok sağlıklı bir kadın. Çok sağlıklı bir kadın ama yani o kadar film bizi içine çekti ki, o kadar hani hastalık şeyi sardı ki platoyu. Dolayısıyla ya dedim ki Rüçhan abla kalk Allah'ın seversen bir kalk, şöyle bir zıpla stüdyonun ortasında falan bir şey yapalım. Kalktık, bağırdık, zıpladık falan, hani bizi de çekti içine tabii. Bana da lazım şu anda. Bizi de çekti evet. İçine. Dolayısıyla Türkan filminde benim hayatımla özdeşleşen çok şey oldu. Ama özdeşleşmese de tabii ki oyuncu hiç şey de senin hayatında birleşmeyebilir. İçine girmek zorundasın ve gereğini yapmak zorundasın. This is a lot more complicated than it looks. I first met Dex 6 years ago at NYU. You don't happen to have like four friends, do you? Oh, I do actually. Müjde! Özlediğimiz bir hikaye bu hafta sinemalara geri dönüyor. Hugh Greenfield'in yönettiği, Kate Hudson, Jennifer Goodwin ve John Krasinski'nin önemli rollerini üstlendiği ödünç sevgili, sevimli bir en iyi arkadaşım evleniyor filmi. Ama bu kez işler biraz daha karışık. I love Rachel because she went to NYU Law and met my future husband. Wow, center retention, that's weird. Hey, let's get one more drink. Now I remember why I had such a crush on you in law school. No, you didn't. Come on, you knew. New Yorklu yazar Emily Griffin'in çok satan romanı Something Borrowed'dan sinemaya uyarlanan ödünç sevgili, en iyi arkadaşının nişanlısına olan aşkını gizleyemeyen bir kadının içinden çıkılması zor durumunu anlatıyor. Something Borrowed'u Beyaz Perde'ye uyarlayan yönetmen Hugh Greenfield, bu öykünün en sevdiğim yanı işlerin böylesine hareketli ve tahmin edilmez bir hal alması diyor. Koca adayının ödünç olduğunu çok geç fark eden Darcy, yani ünlü oyuncu Kate Hudson ise rolünden bir hayli memnun. Hudson'ın filme tasdiki canlandırırken en çok keyif aldığım karakterlerden biri şeklinde. Sen bir doktor canlandırıyorsun. Oğlu Çınar. Büyük oğlu Çınar. Evet. Biraz sert bir karakter. Evet. Denebilir mi? Daha kuralcı, evet. Doktorluğundan dolayı ve özellikle annesinde tabii hastalığının getirdiği dezavantajları bilerek ona daha kuralcı davranıyor. Bir durum söz konusu oluyor ki bir iç hesaplaşma anneyle birlikte çok fazla çocuğu olduğu için Türkan Hanım'ın bütün hani talebeleri onun çocuğu gibi olduğu için ve işine çok düşkün olduğu için de tabii çok anne baba da oluyor bu iş körlüğü. Çocukluğunda bir takım şeyleri aksatmış belli ki evlatlarına karşı. Dolayısıyla böyle bir hesaplaşma oluyor. Tabii ondan sonra çok duygusal bir yere bağlanıyor. Ki o hesaplaşma anı filmin en etkileyici sahnelerinden bir tanesi. Bayağı ağlatıyor. Sen ağlıyorsun. Nasıl bir sahneydi o? Çok fena. Çok fena çünkü gözyaşı buradaydı ve hani Cemal bunu fark etti. Dedim ki bir tek şey rica ediyorum senden, ne olursun işi olmayan hiç kimse kalmasın burada. Yani hiç öyle şeylerim yoktur ama çok ağır bir sahne, çok şey. Dağılmak istemedim çünkü bir kere de çekmek istedik. İki tekrar yaptık, zaten birinciyi koymuş Cemal. Gizemciğim rahatsız etme abi. İşaretleri takip edeceksin. Elektrik almıyorum oradan sana doğru. Sizin bugün burada olmanız tesadüf değil. Son olarak Prenses'in uykusuyla bizleri mest halde salonlardan uğurlayan Çağın Irmak'ın merakla beklenen yeni projesi Dedemin İnsanları'nda önemli gelişmeler var. Bu hikayenin çocukluğumdan beri bana anlatılmış
dünyanın ve anneannemin anlattığı bütün masalların bir toplama olduğunu fark ettim. Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın senaristliğini de üstlendiği Dedemin İnsanları filminin oyuncu kadrosu açıklandı. Irmak'ın kendi yaşam öyküsünden kurgulayarak yazdığı filmde Çetin Tekindor, Hümeyra, Zafer Algöz, Yiğit Özçener, Gökçe Bahadır, Mert Fırat rol alacak. Açılış, ilk bomba, la bomba, il pompino, le pompier. Geç geleceğim demişken, geçen gün erken geldim. Kafayı mı yediniz siz? Neredeyse bütün İstanbul'a telefon seksi yaptınız. Dedemin insanları küçük bir kasabada yaşayan 10 yaşında bir çocuk ve dedesi aracılığıyla bir ailenin ve bir ülkenin geçirdiği büyük değişimi anlatıyor. Filmin çekimlerine Mayıs sonunda Girit'te başlanacak. Film ne zaman vizyonda olacak o kadarını biz bile bilemiyoruz. Benim yüzümden! Benim yüzümden! Benim yüzümden! Türkan Sahne'nin senin için ne ifade ediyorum? Neler söylemek istersin onunla ilgili? Türkan Hanım, filmden önce tabii ki bu kadar tanımıyordum, açık söyleyeyim. Normal olarak. Ama Türkan Saylan'ın Atatürk ilkelerine bağlı ayakları yere basan şahane bir cumhuriyet kadını olduğunu çok iyi biliyordum. Dolayısıyla yani benim hayat görüşüme, benim felsefeme çok uyan bir profili var. Tabii Türkan Saylan'ı da araştırınca hani sevenlerinden çok bir o kadar da sevmeyeni olduğunu da gördüm. Çok ağır hakaretlere maruz kaldığını gördüm. Özellikle internette. Buna çok kızdım, çok da üzüldüm. Çünkü biz Türk toplumu olarak gerçekten çok temiz kalpli bir toplumuz. Okur yazar oranımız çok düşük. Dolayısıyla her şeye çok kolay inanıyoruz. Bütün söylemlere çok kolay inanıyoruz. Bazı insanların peşine takılıp çok kolay gidebiliyoruz. Ve Türkan Hanım o kadar yanlış anlatılmış ki bilinçli olarak özellikle genç topluma bu beni çok üzdü gerçekten. Ve bir röportajımda onu söyledim, dedim ki bu Türkan Saylan'ı tanımak için ve öğrenmek için gençler için özellikle büyük bir fırsat. Ve onlardan tekrar rica ediyorum, hiçbir ticari kaygıyla filmimiz izlensin diye de bunu söylemiyorum. Zaten bu filmin öyle bir kaygısı yok, gerçekten yok. Bir misyon filmi diyebilirim. Misyon yani, filmi, bravo. Ve özellikle genç arkadaşlarımızdan rica ediyorum, lütfen gidip izlesinler. Son dönemlerinde bile, artık hani ölüme yaklaştığı dönemde bile bir insanın ne kadar işine düşkün olduğunu, ne kadar yaptığı şeylerin arkasında olduğunu görsünler.